dünyanın en ilginç 5 mezarlığına yolculuk. Eski Musevi Mezarlığı, Prag. 1787 yılına kadar definlerin yapıldığı mezarlık, yaklaşık 11.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 12.000 mezar taşı ve ritüel olarak bırakılan 40.000 kalıntı var. Bilgin ve şair Viktor Kara ait olan en eski mezar taşı 1439 yılına aittir. Mezarlık geçmişte birkaç kez genişletilmiştir. Bununla birlikte alanı yeterli değildi ve yerine ek toprak katmanları eklendi. Mezarlıkta üst üste birkaç gömü tabakasının bulunduğu sanılmaktadır. Daha eski mezar taşları üst katmanlara yükseltilerek farklı zamanlara ait pitoresk mezar taşları kümeleri oluşturulmuştur. Prag Mezarlığı, Avrupa'nın en eski sinagogu olan Staronova'nın yanı başında. Umberto Eco'nun bir kitabına ismini verdiği enteresan mezarlıkta taşların üzerinde balık desenleri, üzüm salkımları var. Golem'in yaratıcısı olan Haham da bu mezarlıkta yatıyor. Les Catacombes, Paris. Fransa Kralı 15. Louis, 1763'te mezarlıklardan gelen pis koku nedeniyle başkentin içine daha fazla ceset yerleştirilmemesini emretmişti. Ancak kilise, bir alternatif bulunana kadar insanları şehir içinde gömmeye devam etti. Ayrıca hali hazırda gömülmüş olan cesetler de mezarlıklarda kaldı ve onların taşınması için hiçbir plan yapılmadı. 1780'de bu cesetlerden bazıları aylarca süren şiddetli yağmurdan sonra mezarlıklardan çıkarak sürüklendi ve hatta bir duvarın yıkılması sonucu Les Innocents mezarlığındaki cesetler bir evin içine doldu. Tüm bunların sonucunda salgın hastalıklar baş gösterdi ve şehirdeki 6 milyon cesedi yeniden gömmek için bir plan yapıldı. Bu plan, cesetleri şehrin hemen dışındaki terk edilmiş madenler ve tünellere yerleştirmekti. Yoksul işçiler bu görevi üstlendi ve yeraltı mezarları bu şekilde oluşturuldu. St. Louis Mezarlığı, New Orleans. St. Louis Mezarlığı No. 1, New Orleans'ın en eski ve en önemli mezarlıkları arasındadır. 1788 yılında çıkan bir yangının ardından şehir yeniden tasarlanırken, ana mezarlık alanı olarak şehrin eski St. Peter Mezarlığı'nın yerine 1789 yılında açılmıştır. Mississippi Nehri'nden 8 blok uzaklıkta, Basin Caddesi'nin kuzey tarafında, Fransız Mahallesi'nin iç sınırının bir blok ötesindedir. Kuruluşundan bu yana sürekli olarak kullanılmaktadır. İşletmeler ücret karşılığında turlar sunmaktadır. Bu turlarla burayı gezmeniz mümkündür. Ünlü Voodoo rahibesi Marie Laveau'nun Glapion ailesi mezarlığına defnedildiğine inanılıyor. Mezarlık sadece bir bloktan oluşuyor ama binlerce kişinin dinlenme yeri. Kuzeybatı kesimde Protestan bölümü bulunmaktadır. Kapusen Müzesi ve Mezarlığı. Günahsız Meryem Kapusen Kilisesi, 1626 yılında, kardeşi Antonio Barberini bir kapusen rahibi olduğu Papa 8. Urban tarafından yaptırılan bir kilisenin adı olup, Roma'da Piazza Venezia'ya yakın, Via Veneto'da yer almaktadır. Kilisenin en önemli özelliği mezarlık olarak kullanılan Kapusen Müzesi ve mezarlığı olarak adlandırılan mahzeni olup, 4000 kapusen rahibinin kemikleriyle süslenmiştir. 1775 yılında, Marius de Sade kilisenin mahzenine indiğinde ilk izlenimlerini, "Hiç daha çarpıcı bir şey görmedim," diye yazmıştı. Gerçekten de 1528-1870 yılları arasında ölen 4000 kapusen rahibi Roma'da kilisenin mahzen mezarlığını süslüyor. Mutlu Mezarlık, Sapanta, Romanya. Mutlu Mezarlık Romanya'nın Maramure ilçesinin Sapana köyünde bulunan bir mezarlıktır. Burada gömülü olanların hayatlarından sahnelerin yanı sıra özgün ve şiirsel bir üslupla tasvir edilen naif tabloların yer aldığı parlak renkli mezar taşlarıyla ünlüdür. Mutlu Mezarlık bir açık hava müzesi ve ulusal bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. İmperator Travel tarafından Romanya'nın 7 harikasından biri olarak listelenmiştir.
Bu mezarlığın olağan dışı özelliği, Avrupa toplumlarında kültürel olarak paylaşılan, ölümü silinmez derecede ciddi bir şey olarak gören yaygın inançtan farklı olmasıdır. Felsefi ilkeleri muhtemelen ruhun ölümsüzlüğünü ve ölümün sevinçle ve daha iyi bir yaşam beklentisiyle dolu bir an olduğu inancını doğrulayan yerel Datça kültürüyle bağlantılar kuruldu. Mezarlığın kökeni, ilk mezar taşı haçlarını yapan yerel sanatçı Stan Ion Peter'in adıyla bağlantılıdır. 1935 yılında Pıtra ilk kitabeyi oydu ve hikaye başladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.